Son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye. Son 10 saniye. Devam, devam. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Dişliğini tak, herkes sallayıp duruyor. Arkadaşlar, sparringlerde, antrenmanlarda genel olarak çok malzeme kullanmayız. Maça yakın sürelerde performansımız yukarı ulaştığı vakit tam ekipman kullanırız. Amatör maçlardaki ekipmanlara alışalım diye. İnternet izlediğiniz profesyonel boksörlerin full ekipman kullanma sebepleri, adı üstünde profesyonel boksörler, onların bir vuruşu ciddi manada hasar verdiği için ve sakatlanmamalar gerektiği için bunu yapıyorlar. Biz daha çok amatör müsabaka yönetmeliğinde bu şekilde hazırlanıyoruz. Ve emin olun Türkiye'deki hangi salona giderseniz gidin, sistem budur. Dünyada da böyle. İngiltere'ye de gittim, Tayland'a da gittim. Yani her tarafa gittim bu şekilde arkadaşlar. Sallayacak yer aramayın. Bu sallayan da Allah bir dişi takmıyordur ha. Evet. Şimdi adam şunu diyor. İsrafil getirin döveceğim diyor oğlum. Teklifi yapan sensin. Biz niye gidiyoruz kardeş? Bir de herkesle dövüşmeyiz. Para versinler İsrafil. Doğru mu kardeş? Niye dövüşelim? Geçen adamın biri beni arıyor, hocam benimle maçı alın. E kardeş yaptın mı? Yok hocam ama ben iyi dövüşüyorum. Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Ringe girdim mi? Yani gözle değil mi? Çok gördük öyle gelen. Evet, gözle dişlik taktı, çok konuşmuyor. Evet, alan hadi dişlikle korumakla taktırdım hadi. Ama bu sefer neden dişleyeceksiniz? He? Evet, video başlıyor. İki erkeğe bir kadın maç yaptıracağız. Arkadaşlar daha önce böyle bir videoyu iki erkeğe bir erkek olarak çektik. Biz bunları antrenmanımızda zaten sürekli gerçekleştiriyoruz. Yani bu bizim bir antrenman modelimizdir. Savunmaya yönelik. İşte tek sporcunun ikiye sanki iki taraftan saldırıp da maçtayken iki kişi saldırıyormuş gibi bütün algılarını açmaya yönelik bir sparring modelidir. Zaman zaman yapıyoruz. Videoya başlayacağız. Bu arkadaşlar nasıl heyecanlandı. Çünkü seviyorlar, videolardan güzel yorumlar geliyor. İsrafil'e çok sallayan var, sallamayın arkadaşlar. Ne düşünüyorsun kötü yorumlara? Anca YouTube'dan fake'den yazıyorlar. Güzel. Zaten sizin dövüşecek kadar cesaretiniz olsa fake hesabımız olmaz. Sınav hocam, Gözdağlı'ya her yazdıklarında moralim bozuluyor. Geliyor mu? Ya burada inceler böyle bir maçtan önce ayar veriyor ya. Hocam tamam, ben durmuyorum. Ona vuruyor geliyor. Tamam, sana bu ağa düşme, bu Yozgatlı'nın bir huyudur. Yani bu Yozgatlı, tipik Yozgatlı ya. Evet. Arkadaşlar kanalınızı açıyorsunuz. Köşe taraftan bildirimleri de açıyorsunuz. Tabii ki bundan önce abone olmanız lazım. Abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Bu video yüklendiğinde, video yüklendi diye size video geliyor. İzliyorsunuz, izledikten sonra da yorum yapıyorsunuz. Hatta yapabilirseniz arkadaşlarınıza da yayın. Tamam? Evet, maça başlıyoruz. Evet, kickbox K1 kurallar geçerli. 1 dakika yapacağız maçı. Tamam mı? 1 dakikada dinlenme olacak. Tamam mı? Enseye vuruş yok. Dikkatli oluyoruz. Hazır. Fight. Göze durmamam lazım. Aseri saldırmam lazım. Onun yerde değil. Geliyor. Bir sol yumruk, bir sağ tek. Haydi. Hop, güzel. Gözde birini it diğerine. Hop öbürü. Güzel. Güven ciddi. Güzel. Evet. Niye gülüyorsun lan? Evet. Güzel. Gözde arkasına ringi alıyor, ipleri alıyor. Aferin. Gayet güzel. Aynen bu şekilde hafiften çap duracaksın. İkisini de tam karşısına almayacaksın. İkisini böyle ortalayacak gibi düşün. Biri sağında, biri solunda duracak. Bazen bir tane teknik alıp ya da iki tane teknik alıp birine vururken diğer tarafın vurduğunu
düşüreceksin, ona göre atak yapacaksın. Yani burada bir kişinin sürekli darbe almaması kaçınılmaz. Darbe alman lazım. Zaten bir yandan da darbeye alışıyorsunuz. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam ben darbeden çekiniyorum ya da gözümü kapatıyorum. Bu tam olarak bu çalışma değil ama buna benzer çalışmalar yapmanız lazım. Yani bu spanik modelini de herkes yapacak diye bir kural yoktur. Bunun bu şekilde düzgün görülme sebebi çocuklar belli bir teknik seviyeye geldiği içindir. Evet. Bir dakika dinlenirken de bu şekilde güzelce sohbet ettik. Evet, hazır. Şimdi daha sertleşelim. Yap, evet. Devam, gördün. Spinik dönmeyi unutma. Bazen dönebilirsin. İkisi de vurabilirsin. Spinik, spinik, spinik. Spinik. Gözde spinik. Uy! Ne doğru. Devam, 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 devam. Yüklenin az, az yüklenin. Uy! Yüklenin az, yüklenin az. Devam. Son 10 saniyede yükleniyorsunuz. Haydi bakalım, haydi haydi. Devam, 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 devam. Uy! Evet, son 10 saniye, yüklenin birbirinize. Haydi, 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 haydi. Son 10 saniye, gir, 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 gir. Devam. Uy! Devam, 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 5 saniye, 5 saniye. Devam, 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 devam. Stop! Aferin, güzel. Evet, Özgür abiye git, Özgür abiye. Abi şu bacağımızı açsın. Konuşmaya ne sessiz? Ayıp bir şey. Aferin. Bir şey koyarsın. Gözdeciğim sen lütfen iki yudum. Yürürsün, ben suyla çalışıyorum. Evet. Evet, güzel bir 3. round istiyorum. Evet, hazır. Fight. Hadi bakalım. Tempo arttırın. Haydi. Devam. Devam. Ahmet abartma. Devam. Saniyemiz var. Devam. Şımarma. Devam, 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 devam. Son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye. Son 10 saniye. Devam, devam. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Haydi, 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 haydi. Stop. Aferin. Dik durun. Dik duracak sensin Gözde. Evet. Sanki maç yaptınız bana. Evet. Gördüğünüz gibi Gözde Gönül Göktaş'ı ve diğer iki arkadaşı da böyle birbirlerini tartarak maç yaptılar. Zaten amaç o. Amaç birbirinize zarar vermek değil arkadaşlar. Arada bir iki sefer birbirlerine salladılar zaten. Hadi ona da normal ekmanda olsa kızarım ama burada videoda yaptıkları için bir şey demiyorum. Zaten İsrafil yorulmadı gördüğünüz gibi. İsrafil yorulsa göğüs kafesi yukarı çıkarken karın kasları içeri doğru kapanır. Niye utandın? Evet. Arkadaşlar biz burada antrenman yapıyormuş gibi video çekiyoruz. Yani video çekmek için video çekmiyoruz. Yani birçok sporcunun bol bol sparring antrenman maçı yapması lazım. Biz hem videolarda kendimizi geliştiriyoruz. Siz de zaten gelişimi görüyorsunuz. İsrafil'in Gözde'yle ilk maçına bakın, ikinci maçına bakın. Ve bunun gibi çok sık video atacağız. Yani bir sporcunun nereden nereye geldiğinizi sizler de göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Gözde. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Hadi. Evet, biz antrenmana devam ediyoruz.